Tekfir suresi böyle bir kainatın ölümlülüğünden giriş yaparak aslında bize ölümü mü anlatıyor? Ters köşe olacağız ama hayır. Çok ilginç. Konu, light motif, dip akıntısı, ana fikir bu değil hemen arkasından gelen diri diri gömülen o çocuğa sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldü böyle bir konuya neden yıldızların dürülmesinden göklerin parçalanmasından denizlerin yok olmasından ayın güneşin sönmesinden bahsederek girer Kur'an. Neden kozmik kıyametten bahsederek girer Kur'an? Neden? İnsanın insanı öldürmesi. Daha özelde bir insanın kendi çocuğunu öldürmesi. Yani öldürme eylemi. Öldürme eylemi ölmekten bambaşka bir şey. Bambaşka. Ölmek doğmuş olan her şeyin kaderi. Ama öldürme ise Allah'ın verdiği hayat nimetine karşı işlenmiş bir cinayet. Sadece öldürdüğünüz kişiye karşı işlenmiş bir cinayet değil. Allah'a karşı, el olan Allah'a karşı işlenmiş bir cinayet. Ölümün, öldürmenin ne kadar ağır olduğunu ifade etmek için Kur'an kainatın ölümünden söz ederek giriyor. Ve burada sorarım size, konu ölüm müdür? Değildir. Konu hayattır. Hayatın değeridir. Hayatın kutsallığıdır. Hayatın dokunulmazlığıdır. Konu odur. Hayatın dokunulmazlığını o kadar o kadar hücrelerinize işlemek istiyor ki Kur'an. Yani sen bir cana dokundunsa göklere dokundun, yere dokundun, kainata dokundun. Sen insanı öldürmedin, evreni öldürdün. Konu bu.